nikahım ne zaman gelecek Gürcan? Bilmem. Babam eninde sonunda gelir diyor. Gittiğinden beri hiç aramadı değil mi? Nasıl yapar bunu bize ya? Nasıl bırakıp gider bize abi? Oğlum. Bu kadar kızma abine. Duvarlar üstüme geliyor dedi. Nereye baksam ailenin hatırası var dedi. Haklı biraz da. Biraz zamana ihtiyacı var. Peki biz şimdi ne yapacağız abi? Sabredeceğiz. Abin gelene kadar bekleyeceğiz. Haydi bakalım çocuklar. Kahvaltı. Bir gün gelir seni de sınar hayat, alıp gider elinden son kalan umudunu. Gölgeler hapseder ruhunu yalnızlığa. Unutursun her şeyi, kim olduğunu. Kimse bulamaz, dünya dokunamazdı bize. Kumdanmış kalelerimiz. Böyle bir ömür geçer mi? Nasıl geçer? Böyle işte. Yan yana dokunamadan, öpemeden. Ya sıkılırsan, gidersen? Aşk iki beden arasında yaşanmaz ki. İki kalp arasında yaşanır.
nefesini hissetmek. Kokunu içime çekmek. Yanımda olduğunu bilmek yeter bana. Sonsuza kadar yeter bana. Sonsuza kadar yeter hem de. Çağla kızım. Çağla kızım. Anneciğim. Hadi toparla kendini artık. Ne olur bak. İçin dışına çıktı haftalardır ağlamaktan. Madem kendini düşünmüyorsun beni düşün. Ben de çok üzülüyorum. Ha? Hadi toparla kendini kızım. Ha? Nasıl olacak şimdi? Ne nasıl olacak kızım? Hayat devam ediyor. Ne ölen dirilir, ne giden geri gelir. Herkes alışacak. Ben nasıl affedeceğim kendimi anne? Ben nasıl devam edeceğim böyle yaşamaya? Senin bir suçun yok ki kızım. Sen niye kendini affedeceksin ki? Saçma sapan konuşup beni üzme. Ne yaptın ki sen? Aylin'i sen mi öldürdün? Bilmiyorsun sen. Benim neler yaptığımı bilmiyorsun. Ne yaptın sen Çağla? Ha? Her genç kız gibi aşık oldun. Kıvanç'a aşık oldun kızım. Aylin'le geçinemedin o yüzden. Ne suçun var ki senin? Bilmiyorsun anne. İkisine de neler yaptığımı bilmiyorsun. Şimdi Aylin öldü gitti. Kıvanç desen kayıp. Artık istesem de hiçbir şey düzeltemem. O kadar pişmanım ki. Kendimi hayatım boyunca hiç affetmeyeceğim. Yapma kızım. Kızım şşş. Tamam. Yunus. Afiyet olsun. Siz ne alırsınız hanımefendi? Sıcak öpücüğümüz var isterseniz. Bak Müjde senin ikram, para almayacağız. İyi alayım bir tane. Üzme artık kendini tamam. Gerçi olan Aylin'le tilkiye oldu ama. Büyük abi denen pislikten kurtulduk en azından, bu da bir şey. Hapisten çıkmanın bir yolunu bulur yine o manyak. Ne yapalım Meltem, bu korkuyla mı yaşayalım? Korkunun ecele faydası yok. Çıktığı gün bir yolunu buluruz, başka bir şey düşünürüz. Ama şimdilik canımızı sıkmayalım bence. Savaş için de üzülüyorum. Parası yok, kalacak yeri yok. Sokaklarda yatıyormuş. Meltem, Mehmet abi affedersin bir tarafını yırttı, gel bizde kal diye. Ama Savaş Efendi dinlemedi bile. Olanlar için kendini suçluyor. Aylin öldü. Tilki ortada yok. Ne yapsın? Ne yapayım Meltem? Kucağıma alıp pişpişleyeyim mi eşek kadar adam ha? Ne yapayım yani? Eden bulur. Yapacak bir şey yok. Kusura bakma da şu kadarcık acıyorsam namerdim. İnanması zor ama kendimde değilim bugünlerde. Işığını sapladın gittin. Esir almış ruhumuzu kızgınca. Tutsam ellerinden yakınlaşsam. Kim bilir
yıllarımız. Belki bir gün iyileşir en derin yaralarımız. Kalbinin sesini susturmasın karanlıklar. Geceler olmasa nasıl parlar yıldızlar? Geceler olmasa nasıl parlar yıldızlar? Özür dilerim. Teşekkür ederim Savaş. Neredesin abi? Söz vermiştin bana. Yalnız bırakma şimdi beni. Ne olur yalnız bırakma. Ne olur. Çık ortaya artık. Sevdiklerimizin intikamını alabilirim. Git, yanacaksın. Yanacaksak beraber yanarız. Boşu boşuna yanacaksın. Boşu boşuna mı? Aşk için ölüm, ben seni için ölür güzelim. Seni seviyorum aşkım. Neyi mi sevdin benim be Aylin'im? Ha? Bu işe yaramaz pisliğin nesini sevdin? Sevdiği kızı bile koruyamayan, beş para etmez bir herif. Yanına gelsem kabul eder misin beni? Abi ne yapıyorsun burada? Hiç. O zaman niye sallanıyorsun? Başın mı dönüyor? Başın dönüyorsa elimi tut, düşmezsin. Gökhan, oğlum, rahatsız etmeyelim abiyi. Müsaade edin, benimle kalsın diye. Hadi çocuklar, bakın o kadar seviyorsunuz diye makarna yaptım. Lütfen yiyin. Ya o kadar mı lezzetsiz benim yemeklerim? Aa, bak anlıyorum artık. Hı-hı. Bu defa çok güzel olmuş ha. Elime sağlık. Zeynep. Oğlum. Hadi yavrum, hatırım için. Hadi, kırmayın babanızı. Yesene oğlum. Abi yeter. Kimsenin canı bir şey yemek istemiyor işte, zorlamasana. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaktan da vazgeç artık. Aylin abla öldü. Tilki abi yaşıyor mu belli bile değil. Allah bilir Aylin ablanın acısından kendini bir yerden atmıştır. Biz ne yapıyoruz? Burada oturmuş makarna yiyoruz ya.
Böyle ben de kalkabilir miyim? Aylin öldü, evet. Bunun için elimden hiçbir şey gelmiyor oğlum. Tilki... Tilki'nin de nerede olduğunu bilmiyorum. Ama... her gece yaşadığı acıya yüreği dayanabilsin. Kendini toparlayıp eve dönebilsin diye dua ediyorum. Başka da bir şey gelmiyor elimden. Kalanları korumak, onlara sımsıkı tutunmak zorundayım. Anlıyor musun beni? Ha sen diyorsan ki... baba artık yemek yemeyelim, içmeyelim, uyumayalım, çocuklar da ziyan olsun diyorsan bunu yapamam. Bir baba olarak ben görevimi yapmak zorundayım. Sizden vazgeçemem, anladın mı beni? Bunu böyle bil. Özür dilerim. Çok özür dilerim baba. Üzülme. Annem şimdi cennette aynı ablanın yanındadır. Babam? Babam da orada mıdır? Evet, oradadır. Babam cennetin buradan daha güzel bir yer olduğunu söyler. Orada herkes çok mutluymuş. Orada büyük abi gibi kişiler yok muymuş? Onları oraya sokmazlarmış. Aynı abla orada güvende, merak etme. Tilki abi nerede peki? Bilmem. Aynı ablayı bırakmaz ki o. Ya o da onun peşinden cennete gittiyse? Buyurunuz, afiyet olsun. Servise mi çıkıyorsun? Evet. Ver ben götüreyim. Tamam. Sen niye götürüyorsun ya? Bıraksana götürsün kızım. Çok bunaldım ya. Bir hava alayım. İyi tamam öyle diyorsan. Yaz dikkatli ol. Tamam tamam merak etme. Ben hemen bir montumu alıp çıkacağım. Tamam. Pardon. Bir çay daha alabilir miyim lütfen? Bir çay alabilir miyim geldi? Bas git lan evine. Seninle mi uğraşacağız? Sevdiğin kız ölünce nasıl yaşanır abi? Yani ölmek istiyorsun ama ölemiyor musun? Ya anlatsanıza bana gözünüzü seveyim ya. Sübhanallah. Yani insan kendinden nefret edince nasıl yaşar? Anlat. Laftan anlamaz mısın sen? Afik bir daha da görmeyeceğim seni bu mekanda. Çüş! Ne diyorsun lan sen? Boş ver abi ya. El kadar çocuk ya. El kadar çocuk. Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Kaçıyorsunuz mu? Dur git lan. Hem suçlusun hem güçlüsün. Suçluyum. Dibine kadar suçluyum. Bütün suç bende. Kesinize cezanı. Belanı mı arıyorsun lan sen? Belamı arıyorum. Aradığım şey sende mi? Abi gözünü seveyim bırak ya. Sarhoş görmüyor musun ya? Yürü gidelim. Yürü git. Adamın asabını bozma. Yoksa gebertirim. Gebertir misin? Ha? Harbiden mi? Yapsana lan. Ha? Hadi ya. Beni yorma. Gel abicim. Gel. Gel ya. Gel. Yok. Şş. Ne öyle kol kola girmeler falan? Ha? Ha yoksa siz o biçim misiniz lan? Senden çok oldum ha. Ha şöyle ya. Baştan beri bunu yapacaksın. Naza bindiriyorsun. Ama bir şey diyeyim mi? Ellerin de böyle yumuşacık. Şey, kadın eli gibi. Hissetmedim bile. Bunu hissettin mi peki? Acık. Ama erkek gibi vurmayı öğrenebilirsin ya. Ah!
kimler gelmiş, kimler gelmiş. Misafirliğe mi geldin? Ya kusura bakma. Etraf birazcık pis. Malum çalışma hayatıyla ev işleri aynı anda birazcık zor oluyor. Sana yemek getirdim. Yemek mi getirdin? İstemez. Sonra yersin. Böyle sokaklarda mı yaşayacaksın tek başına? Sen unuttun galiba beni. Ben hep tek başımaydım. Tek başına değildin. Ben vardım. Gerçi senin için benim varlığımın hiçbir değeri yoktu ama. Of! Of! Ya senin sevgilin yok muydu? He? Gidip ona trip yapsan. Hala gelip benim kafamı ütülüyorsun. Merak etme, ilan aşk etmeye gelmedim. O defter çoktan kapandı. Levent'le çok mutluyum. İyi. Sevindim. Savaş. Hepimiz çok kötü şeyler yaşadık. Ama hepsi geride kaldı, bitti. Topla kendini biraz. Bak, hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Benim için hayat, Duru'nun öldüğü gün durdu. Büyük abiden de intikamımı almadan hiçbir şeyin devam edeceği yok. Büyük abi cezasını buldu. Ömrü boyunca hapislerde çürüyecek. Daha ne istiyorsun? Meltem. Hapis büyük abi için ceza değil. Ödül. Ben onun canını aldığım zaman bulacak asıl cezasını. Ne diyorsun sen lan? Vereceksin paramı. Ne oluyor ya? Para yok lan. Ne yapacaksın? Canımı mı alacaksın? Paramı vereceksin. Vermeyeceğim diyorum lan. Vur lan vur. Canımı almazsa lan atan değilsin lan. Dağılın lan. Dokunmayın çocuğa. Senden kimsin be? Güzel soru. Sen kimsin ya? Kimsem kimim? Allah Allah, kız başına kafa mı tutuyorsun bize? Kafa tutuyorum, ne olacak? Defolun gidin lan. Yoksa alayınızı indiririm şimdi burada ha. Allah Allah. İndir de görelim bakalım nasıl oluyormuş o iş. Çok kolay oluyor o iş. Tamam, tamam. Sakin ol. Tamam, tamam ablacığım. Tamam, tamam. Sakin tamam. Ol. Biz sakin ol. Tamam. Sakin. Uzayın lan buradan. Tamam. Bak hala bakıyor. Uza. Tamam. Lan kızdan da mı kaçıyoruz korku? İyi misin? Sana ne ya? Sen ne karışıyorsun ki? Ben karışmasam öldüreceklerdi seni. Arkamdan mı ağlayacaksın? Sana ne ya? Şansıma tüküreyim ya. Sence ölmüş müdür? Bilmiyorum. Gidip baksak mı? Saçmalama Meltem. Herif hala etrafta olabilir. Ambulans çağıralım. Tamam sen git ben hallederim. Şimdi polis molis uğraşacaksın. Başına bela alma. Savaş. Bak buralar çok tehlikeli. Kendine kalacak bir yer bul. Tamam Meltem uzatma işte. Ben halledeceğim. Hadi ben ambulansı arayayım sen de uza. Hadi koş koş. Thank you.
sen beni niye takip ediyorsun? Kendini köpeklere paralatma diye. Kızım sen bela mısın? Sen bana tek parça lazımsın. O ne demiş? Çünkü tilki bana yardım edeceksin. Adımı nereden biliyorsun sen benim? Hakkında her şeyi biliyorum. Özel güçleri olan diğerlerin de. Aylin de. Madem bana yardım etmek istiyorsun, tamam mı? Madem aileni biliyorsun. Bunu al benim. Bunu bak buraya sık, tamam mı? İyi, sen bilirsin. Çek. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum. Ailenle kavuşmak istiyorsan biraz daha bekleyeceksin. O zamana kadar da senin şu görünmezlik gücüne ihtiyacın var. Öyle mi? Al sana görünmezlik. Çok komik. Ya Tilki neredesin ya? Ya Tilki seninle konuşacaklarım var. Tilki! Of Tilki ya! Neredesin? Müşteri aradı 50 kere. Paket gitmemiş. Adresi bulamadım. Paket nerede? Dolaş dolaş soğudu. Ben de attım. Ben zaten anlamadım ki gece gece sen niye gidersin siparişe. Bırak kız gitsin. Hem telefonum da kapalı. 50 kere aradım. Ödüm koptu kızım ya. Özür dilerim. Ya alabilir miyiz? Hemen getiriyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereye? Bu bahaneyle ben bir iki öpücük daha koparırım diye bekliyordum. Müşteri beklemez Levent'ciğim. Aa, yani Levent bekler diyorsun. Yok ya. Tilki! Bırakın lan kızı! Gel lan! Gel arası! Biz de seni arıyorduk. Belanı mı arıyorsun lan? Ha? Ne istiyorsun ha? Al sana daya! Ya atlasana! Kızım manyak mısın? Gitsene! Ya birlikte gideriz ya da seninle burada birlikte ölürüm. Koş koş! Sakız gibi yapıştın değil mi? Göstereceğim ben sana. Koş lan! Koş! Koş lan! Gel lan buraya! Ya hadi nerede kaldınız? Yumurta buz gibi oldu. Orhancığım afiyet olsun, biz yemeyeceğiz. Kızımla biraz alışveriş yapacağız, dışarıda kahvaltı edeceğiz canım. Hayırdır, paranız fazla geldi galiba. Orhancığım kız günlerdir evden çıkmadı. Üzüntüsünden hasta olacak diye korkuyorum. Biraz dolaşırız, hava alırız, moral olur. Ha, ne diyorsun? Sağ ol canım, teşekkür ederim. Ne istiyor sağ ol. Moralim düzelsin yeter ki. Alo. Ne? Tamam, hemen geliyorum. Orhancığım ne oldu? Savaş adamın birini bıçaklamış. Adam ölmüş. Ne? Ben bakarım. Merhaba Orhan. Savaş karakola gelmiş Mehmet. Cinayet işlediğinde teslim olmuş. Ne? Tamam, hemen çıkıyorum ben. Oğlum. Sen burada kal, çocuklara bak, tamam mı? Korkmasınlar. Hadi görüşürüz.